Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle yine iki şiş örgü modeli paylaşacağım. Çok kolay ve çok güzel. İki sırada kendini tamamlayan bir model. Altı ve altının katlarıyla ilerliyor. Yanına da ikişer ilmek fazladan atıyoruz. Ben dibine şöyle lastik yaptım. İlmeklerimi attım arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber hemen modelimize geçelim diye. Evet arkadaşlar. Modelimize geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli ve yorumlarınızı yorum yaparsanız ne kadar destekçim olduğunu da bu şekilde anlamış olurum. Desteklerinizi benden esirgemeyin arkadaşlar. Evet şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle bir lastik yaptım ben. İlmek sayımı da ona göre attım. 6 Altı ve 6'nın katları olarak sizler yapacağınız örgüye. Ee, yelek yaparsanız, hırka yaparsanız, ceket, bebek yeleği yaparsanız ona göre ilmek sayınızı altı ve katları olarak ayarlarsınız. Ee, önüne de şu şekilde e, birkaç tane ilmek fazladan atıp lastik yapabilirsiniz. Ona göre ayarlarsınız arkadaşlar. İlk ilmeğimizi şöyle örmeden alıyoruz. Ve ikinci ilmeğimizi ipimizi öne atıp şöyle çevireyim. Ters örüyoruz. 3cüü de ters örüyoruz. Yani ilk ilmeği saymıyoruz kenar ilmeği olarak 2 tane ters yaptıktan sonra bir tane artırıyoruz ve şu 2 ilmeğimizi şöyle beraber örüyoruz. 2 ters yaptık 1 artırdık 2 ilmeği beraber ördük. Şimdi arada 4 tane ters öreceğiz. 1 2 3 ve 4. 4 ters ördükten sonra arkadaşlar yine bir tane artırıyoruz ve iki ilmeğimizi birden örüyoruz yine dört tane ters öreceğiz 1 2 3 ve 4 yine artırıyoruz yine ikisini beraber örüyoruz yine 1 2 3 öremedim 3 ve 4 ters ördükten sonra bir artırma işlemi ve ikisini birlikte örüyoruz. Ve yine kalan ilmeklerimizi 1, 2 ve kenar ilmeğini ters örüyoruz. Modelimizin ilk sırasını yapmış olduk. Şimdi modelimizin ikinci sırasında şöyle ilk ilmeğimizi alıyoruz. Buradan düz ilmekleri hep düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Şöyle kesim yaptığımız ve artırdığımızı şu şekilde ters örüyoruz. İpimiz bizden yana. 4 tane ilmeğimiz 1 2 3 ve 4. Düz ördük. 2 tane ilmeğimiz var burada. Birisi ikisini beraber ördüğümüz, birisi artırdığımız. Şöyle ikisini ters örüyoruz. Yine 1 2 3 4 ikisini ters örüyoruz. 1 ve 2. 1, 2, 3, 4. İkisini ters örüyoruz. Ve kalan ilmeklerimiz 1, 2 ve kenar ilmeği ile beraber 3 tane düz örüyoruz. Modelimizin ilkini kurmuş olduk. Şimdi ikinci modelimizi kuruyoruz. Kenar ilmeğini aldık. 1, 2 tane ters ördük. Az önce burada ilk başta artırma yapıp ikisini beraber örmüştük. Şimdi ilk önce bu ikisinin ilmeğimizi şöyle bir çeviriyoruz arkadaşlar. Sonra soldan sağa doğru ikisini örüyoruz. Ve bu tarafında artırma yapıyoruz. Sonra 4 tane tersimizi yine aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bu da ikinci kurduğumuz e, model. İlmeklerimizi şu şekilde çevirelim. Şişimize geri alalım. Sonra soldan sağa doğru örelim. Sonra artıralım. Ve 1 2 3 4 tane tersimizi örelim. İlmeklerimizi çeviriyoruz. Soldan sağa doğru örüyoruz. Artırıyoruz ve Dört tane ters örüyoruz. Ilmeklerimizi çeviriyoruz arkadaşlar. Soldan sağa doğru örüyoruz ikisini beraber artırıyoruz ve ters olarak devam ediyoruz son ilmeğimize kadar. Yine arkasında aynı şekilde devam ediyoruz. Modelimizin arka tarafı hiç değişmiyor arkadaşlar. Hep aynı şekilde devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Düzlerimizi düz ördük. Ve bir, iki tane tersimizi ördük. Artırdığımız ve kestiğimizi. Sonra dört tane düzümüzü yine örüyoruz. Bir, artırdık. Bir de kestiğimiz iki olarak örüyoruz. Sonra dört tane düzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Bir artırdığımızı bir de kestiğimizi ters örüyoruz ve ortadaki dört tane düzümüzü aynı şekilde devam ediyoruz. Artırdığımız ve kesim yaptığımızı ve düzlerimize devam ediyoruz. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir bu taraftan bir bu taraftan keseceğiz. Bir bu taraftan bir bu taraftan artıracağız. Modelimiz ördükçe kendini gösterecek. Şu anda iki model kurmuş olduk. Şimdi altta yaptığımız sıradaki gibi Yapacağız. Aynısını kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir, iki tane ters örüyoruz. Alt tarafta nasıl yapmıştık? İlk önce artırdık, sonra iki ilmeği birden şöyle düz ördük. Sonra terslerimizi yine aynı şekilde örüyoruz. Artırıyoruz, ikisini birden örüyoruz ve terslerimizi yine dört tane ters örüyoruz. Bir artırıyoruz, iki ilmeğimizi birden örüyoruz ve terslerimizi örüyoruz. 2 3 dört ters. Bir tane artırdık, ikisini birlikte ördük. Sonra terslerimizi iki ters örüp kenar ilmeğini de ters örüp arka sırasına geldik. Üçüncü modelimizde kurmuş olduk. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz bir iki tane düzümüzü ördük şimdi yine modelimizde sıra kesim yaptığımız ve artırdığımız ikisini de ters örüyoruz arada bir iki üç dört düz bir iki ters bir iki üç dört düz bir iki ters bir iki 3 4 düz 1 2 ters 1 2 kenar ilmeği ile beraber 3 düz Evet arkadaşlar şöyle göstereyim bakın modelimiz kendini gösterdi bebek yeleklerine çok yakışacak bir model hem de çok basit bir model bir sıra daha beraber yapalım bu sefer soldan sağa doğru kesim yapacağız 1 ve 2'yi ördük şurada ilmeklerimiz en son bu tarafta zaten çok belli yani örgünüzü bırakıp sonradan elinize alsanız da Nereden kesim yapacağınız çok belli Artırma buradaysa eğer Bu taraftan kesmiyoruz Bu taraftan Şöyle kesim yapıyoruz artırmıyoruz pardon artırmanın Buradan kesiyoruz Ve Bakın artırmamız bu tarafta kaldı Buradan artırıyoruz 1 2 3 4 artırmamız bu tarafta ilmeklerimizi alıyoruz çevirdik soldan sağa doğru ikisini beraber ördük sonra artırdık ve terslerimizi örmeye devam ettik 1 ikisini de aldık şişimize geri aktardık çevirdik ve soldan sağa doğru ördük artırmamızı yaptık terslerimizi yine ördük. Bu kadar basit arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bebek yeleklerinizi, kendi yeleklerinizi hırkalara çok yakışır. Hele de bereleri, atkılara, şapkalara çok yakışacak bir model arkadaşlar. Evet. Ben bir iki sıra daha öreyim. Model kendini daha net göstersin. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Zikzak zikzak gidiyor. Çok da hoş. Çok da gösterişli duruyor. Yakadan başlayan bebek yeleklerine bence çok yakışır. Şöyle başka bir iple daha örmüştüm ben sizler için. Bakın. Buna da daha çok yakıştı. Bu şekilde. İnşallah beğenirsiniz. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz.